Hutbe 74. Az bir amel, büyük bir ecir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh bizlere nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin minberde iken şunları buyurduğunu işittim. Sizden önceki ümmetlere nazaran sizin varlığınız ikindi namaz ile güneşin batması arasındaki mesafe gibidir. Ehli Tevrat'a Tevrat verildi. Gün ortasına dek onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldılar. Onlara kıraat kıraat, ölçek ölçek ecirleri verildi. Sonra ehli İncil'e İncil verildi. Onlar da ikindi namazına kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldılar. Onlara da kıraat kıraat ecirleri verildi. Sonra da sizlere Kur'an verildi. Sizler de güneş batıncaya kadar onunla amel ettiniz. Sizlere ise iki kıraat ecirleriniz verildi. Bunun üzerine ehli Tevrat Rabbimiz, onların amelleri daha az iken neden daha çok ecir vardır dediler. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, ben ecir verme hususunda bir şeyde dahi sizlere bir haksızlık yaptım mı? Dediler ki, hayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, işte bu da benim fazlımdır, lütfumdur. Onu istediğime veririm. Hutbe 75. Günahları örten ameller. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh bizlere nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizlere Allah'ın hataları örtmesine, iyilikleri de arttırmasına vesile olan amelleri haber vereyim mi? Sahabiler, evet ya Resulullah dediler. Buyurdu ki, ağır şartlarda dahi, soğuk havada, hastalıkta ve bunun gibi zor şartlarda bile eksiksiz olarak abdest almak, mescitle ev arasında çokça gidip gelmek, namazdan sonra diğer namazı beklemek, sizden birisi abdestli olarak evinden çıkar, ardından Müslümanlar ile beraber namazı kılar, sonra da mescitte oturur ve diğer namazı beklerse, melekler onun hakkında şöyle derler, Allah'ım onu affet, Allah'ım ona rahmet et. Namaza kalktığınızda saflarınızı düzgün ve sık tutun. Ben sırtım dönük iken de sizi görebiliyorum. İmamınız Allahu Ekber dediğinde sizler de Allahu Ekber deyin. İmamınız rükû ettiğinde sizler de rükû edin. Semiallahu limen hamide, Allah kendisine hamd edeni işitir. Dediğinde sizler de Rabbena lekel hamd, Rabbimiz hamd sanadır, sana mahsustur deyin. Safların en hayırlısı erkek cemaatin ön tarafı, en şerlisi de gerisindekidir. Hanım cemaatinin saflarının en hayırlısı arkadaki, en şerlisi öndekidir. Ey hanımlar topluluğu, erkekler secdeye gittiklerinde bakışlarınızı alçaltın ki izarlarının darlıklarından ötürü onların edep yerlerini göremeyesiniz.